Evet, İhtiyalar Risalesi'nde öncelikle Üstad genel olarak ihtiyarlanma olgusuna değiniyor. İhtiyarlık psikolojisini ele alıyor. İşte ihtiyarlandığımız zaman ihtiyarlıktan dolayı belki psikolojik olarak, biyolojik olarak yaşayabileceğimiz sıkıntılarımız işte ayrılık, yalnızlık, hüzün, vefat gibi konuları ele alıyor ve her ricada bir şekilde her konuya, her yaşanabilecek bir sıkıntıya da Üstad bir manevi bir çözüm, manevi bakımda kullanabileceğimiz bir terapi şekli aslında sunuyor. Nitekim zaten İhtiyarlar Risalesi'nin başında da Üstad manevi dertlerden bahsediyor. O cümleyi okursak her bir ricanın başında manevi derdimi diyor. Manevi derdimi gayet elim ve sizi müteessir edecek derecede yazdığımın sebebi diyor. Yani Üstad burada her ricada bir manevi dertten bahsediyor ve her manevi derdin de manevi bakım için kullanabileceğimiz bir çözümünü öne sürüyor Üstad. Ve aynı şekilde burada sizi müteessir edecek derecede yazdım diyor. Yani burada bir şey daha var, bir konu daha var demek ki. Yani diğer risalelere baktığımız zaman hani sanki ehli kalple yazılmış gibi gözüküyor İhtiyarlar Risalesi. İhtiyarlar Risalesi aslında bir ön koruma olarak da görebiliriz. Hani nasıl Hastalar Risalesi'ni hasta olmadan önce okuduğumuz zaman, hastalandığımız zaman yaşayabilecek sıkıntılarımız için bir metot elde etmiş oluyoruz. Sanki acaba İhtiyarlar Risalesi de ihtiyarlara değil de gençlere mi yazılmış diye düşünüyorum bazen. Yani İhtiyarlar Risalesi'ni gençken okuduğumuz zaman ihtiyarlık gelmeden önce yani yaşanabilecek sıkıntılara karşı bir metot sunuyor işte. Yani bu metodu elde ettiğin zaman yaşayabileceğin sıkıntılar %50, %60 hafifleyebilir. İhtiyarlar Risalesi ne kadar içselleştirebilirsek ihtiyar olmadan önce belki daha bir az bir sıkıntıyla o dönemi atlatabiliriz diye bir ön koruma olarak da görebiliriz. Ve burada Üstad başta o okuduğum yerde müteessir olabilirsiniz dediği bölümde onu da hakikaten ciddiye almak lazım. Çünkü Üstad her ricada zaten okuduğumuz zaman bunu hepimiz hissediyoruz. Gerçekten Üstad kendisi yaşamış. O ricaları, o sıkıntıları belki hissetmiş. Onun için de İhtiyarlar Risalesi bu kadar etkili geliyor insana. Yani kendisi hissetmiş çünkü. Yani bildiği bir şeyden bahsediyor burada. Yaşadığı bir şeyden bahsediyor. Beşinci ricanın başında bir şekilde de şöyle bir cümle geçiyordu. İşte bir zaman ihtiyarlandığım mebdeinde bir inziva arzusuyla İstanbul'un Boğaz tarafındaki Yuşa Tepesi'nde yalnızlıkla ruhum bir istirahat aradı. Yani Üstad kendisi yaşamış demek ki Yuşa Tepesi'ne gidiyor. Bir ruhu bir istirahat arıyor. İşte bu bakış işte Yuşa Tepesi'nden İstanbul'a Boğaz'a taraf yönelik baktığımız bir bakış. Belki Üstad burayı görüyor, bilmiyoruz manzara olarak. Ve burada bir şekilde Üstad bazı duyguları kendi içerisinde yaşıyor ve 5. ricayı kaleme alıyor. O duyguları biz de yaşıyoruz, hepimiz yaşayabiliyoruz. Nedir o duygular? Şöyle bir şey var. Yaşlandığımız zaman yani 5. ricadaki mesele ayrılık. Üstad, yani hocalarımız bahsetti. Vefat vesaire. Ahiret inancı. Problem şu 5. ricadaki insan yaşlandıkça ayrılıklar, firaklar dolayısıyla çoğalıyor. Cenazeler çoğalıyor. Yani yaşlandıkça tanıdığımız insanların vefat etmesi çoğalıyor. Bir şekilde insan yavaş yavaş ağırlık insana basıyor. Bununla beraber üzüntü geliyor, hüzün geliyor. 5. ricanın ana belki terapi edilen bölümü bu. Bu sıkıntı bu. Ama bir problem varsa elbette bir çözüm de vardır. Üstad bu problemi öncelikle tespit ettikten sonra çözüm de tespit ediyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'ahadan yola çıkarsak bunun da bir çözümü var diyor Üstad. Bunun çözümü diyor ayrılık acısının, ihtiyarlandığımız zaman o hüznün, o sıkıntının, vefatların ilacı ahirete iman nuru. Ahirete iman ile bu ayrılıkları, bu vefatları, bu sıkıntıları atlatabiliriz diyor Üstad. Bu da demin hocamız da bahsetti. Elbette sadece Müslümanlara yönelik bir çözüm değil. Çünkü aynı sıkıntıyı Müslüman olmayanlarla, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Hümanist olabilir vesaire olabilir. Herkesin zaten ihtiyarlandığı zaman yaşayabileceği bir sıkıntıdan Üstad bahsediyor. Çözümü de ona yönelik olur. Yani ahiret inancı her insana, Müslüman olsun olmasın, bu sıkıntıda bir çaredir. Ahiret inancı ne yapıyor? Üstad önce ahireti bu kısacık bir beşinci ricada aslında delilleriyle ispat ediyor. Yani Haşir Risalesi'nde başka bölümlerde de geniş ve detaylı bir çapta ispat ettiği gibi 5. ricada dahi ahireti ispat ediyor. İşte haşiyede demin gördük, okuduk. Ahiret var diyor. Bak ahiret var. Sıkıntı çekme. Ve sıkıntı çekmene gerek duymayan bir husus daha var diyor. O var olan ahiret bakidir, sonsuzdur diyor. Yani bu dünyada insan sıkıntı çekiyor. Vefat gelecek, ayrılık gelecek. Ama ahirette o işte ayrılık yok.
ahirette ölüm yok, ahirette vefat yok diyerek orada bir ilk teselli veriyor Üstad zaten. Ahiret var ve bakidir diyor. Ve senin o gideceğin yer ahiret dünyadan daha güzel bir yerdir diyor. Sen bu dünyayı belki özlüyorsun, özlem duyuyorsun, işte gidenlere işte hüzün duyuyorsun ama senin gideceğin yer buradan daha güzel diyor. Buradan daha az, yani burada sıkıntı var, orada sıkıntı yok. Dünya ise 17. sözde Üstad'ın kullandığı bir cümle. Bütün şaşasıyla, bütün güzellikleriyle ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Yani dünyanın en güzel lezzetini alsak, ahirette kıyasladığımız zaman, çünkü dünyadaki en büyük lezzet de geçici olduğuna göre, ahirette en küçük lezzet baki olduğuna göre kıyaslanamayacak bir derecededir. Yani dünyadaki hiçbir anlamı kalmıyor aslında. Buradan da Üstad hani gösteriyor ki tamam diyor, bak sen diyor buradaki dünyada bir teselli veriyor. Psikolojik olarak sen buradaki dünyadaki lezzetleri tattın, bitti, hüzünlenmene gerek yok. Çünkü öbür tarafta seni daha büyük bir nimet bekliyor. Yani bu bağnada ölümü de bir nimet haline çevirmiş oluyor. Nimet dediğimiz zaman bize genelde hani gıda gibi şeyler aklımıza gelir. Yiyecek, içecek vesaire. Ama Üstad İşaretü'l-İcaz'da ve mektubatta ölümün de bir nimet olduğunu gösteriyor. Ve her iki bölümde de hani hem İşaretü'l-İcaz'da hem mektubatta ölümün nimet olduğu bölümde her ikisinde de yine ihtiyarlık konusuna da değiniyor Üstad. Ölüm nimettir dediği İşaretü'l-İcaz'da dört tane ana sebep sayıyor. Birinci sebep ebedi saadetin başlangıcıdır diyor. O zaman ölüm nimettir. Neden? Güzel bir şeyin başlangıcı insana sevinç veriyor. Yani daha başlamadan biliyoruz hani mutluluk hormonları devreye giriyor. Mutluluk hormonları yani bir şekilde düşündüğümüz an bile oluşmaya başlıyor. O mesela istediğimiz şey daha elde etmediğimiz zaman bile mutluluk hormonları devreye girdiği için o mutluluğu yaşıyoruz bile. Yani mukaddemesi dahi üstad diyor ki bir şekilde bir güzeldir, sevinç verir diyor. İşte o ebedi saadetin başlangıcı düşüncesi dahi ihtiyarlıkla hissettiğimiz zaman bir bize ne verebilir? Mutluluk verebilir. İkincisi ruh ceset kafesinden kurtuluyor, hürriyetine kavuşuyor. Üçüncüsü dünyada ölümsüzlük olsaydı dünya insanları perişan ederdi diyor. Neden? Çünkü dünyanın şartları dünyaya baktığımız zaman ölümsüzlüğe müsait değil. Yani buradan üstad çıkarıyor ki aslında yani tabiri caizse iyi ki insan ölüyor çünkü dünyanın şartları ebedi yaşamasına müsait değil. O kadar musibet, o kadar sıkıntılar var, o kadar ihtiyaçlarımız var, bitmeyen ihtiyaçlarımız var, hiç yerine gelmeyen ihtiyaçlarımız var, ayrılıklar, vefatlar vesaire. Yani müsait değil ama müsait olan bir yer var diyor. Oraya gitmek için de ölmek gerekir. Yani herkes cennete gitmek ister ama kimse ölmek istemez. Üstad burada cennete gitmek istiyorsan işte ölmen gerekiyor. Bundan dolayı da ölüm cennetin mukaddemesi ise bir nimettir diye bir şekilde göstermiş oluyor. Dördüncüsü işte ihtiyarlıkla bahsettiğim konu. İhtiyarlık yüzünden öyle bir dereceye gelenler var ki tekalifi hayatiye kadir olamaz. Daima ölümünü isterler. İşte bunun için ölüm nimettir diyor. Hayat ağırlıklarından bir kurtuluş yani diyor. Dünyada biyolojik bir gelişim var. Biyolojik olarak gelişiyoruz. Şu an yani şu, bugünkü şartlara baksak 600-700 yaşındaki bir insan yani dünyada yaşayamaz hale gelir. Çünkü biyolojik bir gelişim var. İşte ahirette o gelişim yok. Ahirette o gelişim olmadığı için insanda o sıkıntı da olmayacaktır diye Üstad burada nimet olarak gösteriyor. Aynısı birinci mektupta da var. Hızlı geçiyorum. İhtiyarlık bölümü bizim için önemli olan burada. Orada da dört tane ana sebep sayıyor. Ölümün neden nimet olduğunu. İnsanı psikolojik olarak rahatlatıyor bu şekilde. Hayat vazifesini bitiriyor diyor ölüm. Vefat eden arkadaşlarla buluşma zamanı başlıyor. Dünya sıkıntısı sona eriyor. Dördüncüsü musibetli bir hayat sona eriyor. İnsan musibetli bir hayat yaşadıysa. Ve üçüncüsü yine demin de bahsettiğimiz gibi ihtiyarlık gibi şeriatı hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki mevti ölümü hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Yani hayat ağırlıklarından bir kurtuluştur ölüm. Demek ki o da bir nimet manasına geliyor. Cenab-ı Allah hakim ve rahimdir dedi 5. ricada üstad. Bunu da başka bir konuyla bağlayabiliriz yine ihtiyarlık konusuyla. İhtiyarlık Risalesi'nde geçen bir bölümle. Madem Cenab-ı Allah hakim ve rahim, ben Cenab-ı Allah'ın bu hakim ve rahim hislerini nasıl bir şekilde celbedebilirim? Nasıl bu aciziyetimi ve rahmetimi gösterebilirim ki Cenab-ı Allah'ın hakim ve rahim isimlerine tecelli edebilirim? İşte bunu 26. Lema'nın İhtiyarlar Risalesi'nin başka bir bölümünde üstad diyor ki, biliniz ki işte ihtiyarlıktaki zaaf ve aciz, zafiyet,
Acziyet, rahmet ve inayeti ilahinin celbine vesiledir. Çünkü hepimiz hissederiz bunu. Yaşlılıklarda veya çocuklarda gördüğümüz zaaf ve aciz insanda hakikaten bir rahmet uyandırıyor. Bir şefkat, bir merhamet uyandırıyor. Biz böyleysek insan olarak, bize milyonda biri var. Cenab-ı Allah'ın o ismi tecelli ediyor, milyonda biri. Elbette Cenab-ı Allah da rahmetini ve aciziyetini, rahmetini ve hakimiyetini ihtiyarların zaafıyla ve aciziyetiyle bir şekilde göstermiş oluyor ki Peygamberimizin hadis-i şerifinde de biliyoruz, hani orada bahsediyor. Eğer beli bükülmüş yaşlılar, takva sahibi gençler, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecek diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki özellik evet. Nedir yine? Tamam hocam, hemen bitiriyorum. Buradaki özellik evet, ikinci bölümde evet hocam, ikinci bölümde devam edebiliriz. Buyurun cümlenizi bitirin. Tamam, buradaki özellik diyecektim ki burada hepsinin aciz olması. Manevi bakımda demek ki üstad ne yapıyor beşinci ricaca? Ayrılıklar ve ölümler negatif değildir diyor. İhtiyarlık istirahate gitmeye bir alamettir diyor. Ölüm bir nimettir diyor. Vazife alemi bitmiş. Rahmet alemi başlıyor diyor. Bundan dolayı da şikayet etmeye gerek yok diyor. Burada kesiyorum inşallah hocam. Evet Cemil hocam, teşekkür ediyoruz. Cemil hocam bu bölümde bize özellikle ayrılık acısının ve hüznün ilacının ahiret olduğunu, neden ahiret olduğunu, çünkü orada ayrılık ve hüznün olmayacağını bu ricadan özetle en çok buna vurgu yaptı. Cemil hocama teşekkür ediyoruz.